Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı adayını soracağız. Ben Mehmet Koyuncu. Sade Vatandaş tarafsız değil, halktan taraf. Sorabilir miyiz? Cumhurbaşkanı adayınızı öğrenebilir miyiz? Çok kısa bir cevap vereceğim. Muharrem İnce'yi destekliyorum. Her zaman arkasındayız. Neden Muharrem İnce? Kendisi Atatürkçü. Bu yüzden destekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Atatürkçü değil mi? Atatürkçü tabii ki ama hani... Daha bir Atatürkçü sanki. Evet, daha bir Atatürkçü. Biz de Türk gençleri olarak, atamızın izinde olarak yani Muharrem İnce'yi daha iyi görüyoruz. O yüzden Muharrem İnce'ye vermek istiyorum oyumu. Sizce Muharrem İnce oy bölüyor mu? Oy bölüyor denilemez çünkü demokrasi var. Herkes istediği adaya verebilir. Mantık çerçevesinde yani Muharrem İnce'ye verilebilir ama ittifak halinde tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi de desteklenebilir yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eyvallah. Sorabilir miyiz? Cumhurbaşkanı adayınız. Abi biz CHP'liyiz. Ama işte görüyorsunuz. Biz CHP'ye vereceğiz. CHP'liler CHP'ye vermiyor. O niye? Ne bileyim, Muharrem İnce diyorlar, bilmem şu tamam. Diyorlar, bu diyorlar. Bilmiyoruz valla. Gençlerin aklı karıştı. Nasıl olacak sence? Değişim olur mu? Valla abi karışık biraz. İkinci çevrende eskiden AK Parti'yi verip şimdi oyun değiştiren? Var abi, çok kişi var. Valla. 100 kişiden kaçı değiştirmiştir oyunu? %100'ü değişti abi. Valla. Valla. Arkadaşlar. Eyvallah. İşte bu. Biz yüksek valiyiz abi. Hakkari'liyiz. Aşiret ağlarına da sesleniyorum. Vazgeçin şu Tayyip'ten. Abi topluyorlar bunları. Aşiret sıkmasın sana. Sıkamazlar abi. Topluyorlar etraflarını abi şunları. Evet. Bunlar da şeylere baskı yapıyorlar. AK Parti, AK Parti. Yapmasınlar abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sorduk mu gençler? Kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ama bir de şunu demek istiyorum. Karşısına Hugo bile çıksa Hugo'ya vermeyi kesinlikle hiç tereddütsüz bir şekilde veririm. Kılıçdaroğlu geçemezse eğer Muharrem İnce kalırsa da gene Muharrem İnce'ye veririm. O şekilde. Abi bu arada hayranım. Çok seviyorum seni gerçekten. Çok teşekkürler. Yani çok kral adamsın. Eyvallah. Çok teşekkürler. Gençler, siz kime veriyorsunuz? Ben aslında biraz kararsızım. Yani bir Kılıçdaroğlu ile İnce arasına giriyorum. Biraz teknokrat düşüncelerim İnce'ye vermem yönünde beni çok fazla şey yapsa da. Demokrat düşüncelerim Kılıçdaroğlu. Teknokrat. Teknokrat İnce diyor, demokrat Kılıçdaroğlu. Aynen. Tamamen öyle. Yani başta kime vermeyeceğimizi biliyoruz zaten. Onun... Sen de mi aynı? Aynı şeyde. Ben de kararsızım ama kime vermeyeceğimi çok iyi biliyorum. Çok teşekkürler. Size sorduk mu? Yok abi. Kime oy veriyorsun? Ben Kılıçdaroğlu'na veririm abi. Neden Kılıçdaroğlu? Abi bıktık artık. 20 sene oldu yani. Ya, ülkenin içinden geçtiler açıkçası. Çocukluğundan beri Tayyip'le büyüdün. Ya doğdum da oldu, Tayyip var abi. Kaç yaşındayız? Ben 17 abi. 17. Ya verecek olsam Kılıçdaroğlu veririm aynen. Sen kankacığım. Ben de aynı. Oy kullanabiliyor musunuz siz? Arkadaş kullanıyor da ben kullanamayacağım. Bu ucundan kullanabiliyor. Senin gönlünde kim var? Abi Tayyip dışında kimse işte. Kemal'e basacağız. Teşekkürler, eyvallah. Var mıdır sormadığımız? Kime oy veriyorsun kardeşim? Kılıçdaroğlu abi. Neden Kılıçdaroğlu? Yani neden Kılıçdaroğlu? Artık 20 senedir gına geldi ya. Ekonomi kötü. Hiçbir şey alamıyorum. Ben şimdi iftara gideceğim. İftarlık param da yani yok. Evet. Denecek kadar az yani. Şurada bir mobil büfe kurmuşlar. Bayağı da bir sıra var, farkında mısın? Yani bu mesela en belirgin örneği. Bu yüzden Kılıçdaroğlu artık bir değişiklik şart abicim. Niyetli misin sen? Niyetliyim abi. İftar yapacaksın, iftarlık para yok. Maalesef abi, fazla. Kendi hali bu. Bu abi maalesef. Çok teşekkür ederim. Ne demek abi. Sen kardeşim. Ben kerhen de olsa yani istemeyerek de olsa Kılıçdaroğlu'na oy verirdim. Yani artık ne bileyim, Recep Tayyip Erdoğan'a da oy verilmez bu saatten sonra. Binlerce can işte göçük altında kaldı. Deprem zedelerde zaten perişan halde. Maalesef ekonominin halde zaten dolar 2 lirayken 20 liraya çıktı. Anlıyorsunuz yani enflasyonla zaten %150'lere dayanmış durumda. Kılıçdaroğlu'na neden oy vermem? Kılıçdaroğlu da şahsen şey yani PKK'lıları biraz sevindiriyor. Yani HDP ile beraber olması beni korkutuyor şahsen. PKK yöneticisi Duran Kalkan açıklama yaptı. Şey dedi, altılı masa memlekete umut veriyor falan dedi. İşte beni korkutan açıklamalardı bunda. Muharrem İnce'ye geleceksek ona da niye vermem? Muharrem İnce de yani kendini bir hayal dünyasında falan görüyor herhalde. Yani aşırı derecede hırs yapmış, biraz egosu yüksek bir şahsiyet. Parlamenter sistemde geri dönmeyeceğini düşünmüyorum. Geçen seçimlerde, seçimden bir hafta önce falan TRT'ye Osman Öcalan çıktı. Şimdi de... Şey 2013'te falan, 10 sene önce mi? 18'de. 2018'de miydi? AK Parti'nin lehine oy kullanın dedi Kürtlere. Şimdi de Duran Kalkan çıkıyor, diyor ki muhalefeti destekliyoruz. Sence bu biraz... Abi. Efendim? Mektup da var. Mektup da var. Yani bu biraz garip değil mi? Seçim döneminde ya AK Parti'nin lehine, hep AK Parti'nin lehine konuşuyorlar. Vallahi bilmiyorum yani. HDP kimin yanındaysa ben onun yanında değilim yani abicim. Bunu söyleyeyim yani. HDP eşittir PKK'dır ama doğru yani. HDP olmasa muhalefetin kazanması da bilmiyorum. Zor. Sen de niyetli misin?
Oruçluyum, evet. Ne yapacağız şimdi iftarı? Gideceğiz artık. İmamoğlu'nun Bobin büfesine gideceğiz artık. Kendinize dikkat edin. Ay, İmamoğlu'ndan ne? Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Görüşürüz. Konuşmak istiyor musun? Gel. Oy kullanıyor musun? Oy kullanacağım bu sene. Aha. Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacağım. Koyu bir HDP'liyim. Hani burada herkes HDP algısı yapıyor da HDP'liler terörist falan diyorlar. Ha, şu tipe bakın, şöyle bir terörist olabilir mi? Bu birinci sorum. İkinci sorum, hani AKP iktidarını göndereceğiz inşallah bu sene. Ki gönderdikten sonra da ama AKP ile beraber çok kötü bir zihniyet var. Bu zihniyeti göndermemiz biraz zaman alacak. Ha, tek adamdır. Düşürürüz, deviririz. Biz milletiz. Biz her zaman güçlüyüz. Evet. Arkamızda halkın gücü var. Ha, ama AKP'nin getirdiği zihniyet biraz zor olacak. Onu düşürmemiz gerekiyor. Ha, bugün yarın öbür gün bakınca, hani dünya tarihinde her zaman en sömürgeci devletler İngiltere'dir, Fransa'dır. Ama şu an bakılınca AK Parti onları da geçmiş durumda. Hani onlar ülkeleri sömürüyor. Başkaları sömürüyor. Onlar da bizi sömürüyorlar. Halkı sömürüyorlar. Hani her daim sömürülüyoruz. Ben daha 19 yaşındayım. Hani bu yaşıma kadar görmediğim şey olmadı. Darbe oldu, şu oldu, bu oldu falan filan oldu. Ben doğmadan önce iktidara geçti. Ben doğdum, hala iktidarda. İnşallah benim ilk seçimimle iktidarı değiştireceğiz. AK Parti'yi göndereceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben yurt dışında yaşıyorum. Neredeyiz? İsviçre'den geliyorum. Güzel. Allah yardımcınız olsun. Müsaade ederseniz birazcık konuşmak istiyorum. Ben buraya izine geliyorum. İzine geldiğimde ülkemin halini görünce, gençlerimizin halini görünce, insanlarımızın halini görünce gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar olumsuzluğu bir arada yaşayan başka bir ülke yok. 21 yıldır ülkeyi bu hale getirdi. Bir 10 sene daha, 15 sene daha ülkeyi teslim edersek Allah muhafaza Afganistan'dan kötü oluruz. Onun için bu ülke çok önemli bir dönüm noktasında. Ülkenin ya daha kötüye gitmesi ya da gerçek uçurumun kenarından demokrat, özgür, refah seviyesi yüksek bir ülke olmak yolunda ilerlemesi gerekiyor. Onun için insanlarımızın iyi düşünmesi lazım. Kinle, nefretle, küsmekle olmaz. Kılıçdaroğlu'nu desteklemek lazım. Erdoğan hariç kim kazanacaksa onun yanında, karşısında birleşmek lazım. Bazı gençlerimiz Muharrem İnce falan diyorlar ama boş bir şey, çünkü adamın kazanma ihtimali yok. Bir haftadır 50 bin imza bile toplayamadı. Bu sadece ve sadece Muharrem İnce'ye verilecek oylar Erdoğan'a yarayacaktır. Hani ikinci tur falan filan, onlar hepsi hikaye. Madem yapılacak, bir defada yapılsın. Kazanılacaksa bir defada kazanılsın. Çünkü bu ülkede seçimlerde ne hileler döndüğünü, neler yaşandığını biliyoruz. Kaldı ki İnce güvenilir birisi bile değil. Daha önce aday oldu. Adam kazandı deyip bırakıp kaçtı gitti. Onun karşısında İmamoğlu mesela sonuna kadar direndi. Daha seçimlerin başında adamlar biz kazandık falan deyip yine aynı numaralar yapmak istediler. Ama İmamoğlu dik durdu ve hak ettiği seçimi aldı. Onun için bu ülkenin gerçekten geleceği için, gençlerimizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için oyları dikkatli kullanmak lazım, yerinde kullanmak lazım, iyi kullanmak lazım. Yoksa Afganistan gibi olacağız. Hani baktığımızda, buyurun. Kesiyorum ama İnce'nin güvenilir biri olmadığını iddia ettiniz de bunu nasıl bu kadar net bir şekilde söyleyebiliyorsunuz? Ama ne yaşadık ki zaten? Yaşadık, bir dönem aday oldu. İkincisi, kazanma ihtimali yok. Var mı kazanma ihtimali? Tamam. Geleceği göremeyiz ki, sadece yorum yapabiliriz. Anket şu an imza topluyor ya. Evet. İki günde topladığı imza 50 binde kaldı. Tamam ama şöyle bir durum var. Yani seçimi 2 ay var. Şimdi partiler, ittifaklar var. Yani bir aradalar. Bu adam sonuçta arkasında bir güç yok. Baktığın zaman hepsi, yani ben bunların toplumu birleştireceğini düşünmüyorum. Adamın... Bugün mesela yeniden Refah da AK Parti'ye dahil oldu. Cumhur İttifakı'na katıldı. Evet. Yani karşı taraf bu kadar birleşebiliyorken bizim tarafta bu kadar ayrışmanın olması normal mi? Sence Muharrem İnce de masaya dahil olmamalı? Ya bence şu manada, yani siyasi bir duruşu var Muharrem İnce'nin. Yani dediği gibi mesela elimizde telefonlar var. Bunları çok net görebiliyoruz. Yani Temel Karamanoğlu'nun siyasi görüşü, onların siyasi görüşü tamamen farklı. Ben bunların birleştirici bir tutum içinde olacağını sanmıyorum. Zaten çok rahatlıkla ulaşabiliriz Muharrem İnce'nin ne kadar birleştirici bir tutum içinde olduğuna. Ama şöyle bir durum var. Yani bu daha önce de seçime girdi. Arkasında durmadılar ki, bu adamlarla nasıl yol yürüyebilir? Durmadı. Adam kazandı deyip bir tweet atıp kayboldu ortada. Öyle ya, böyle şey başkan mı oldu? Sonuç itibariyle bunlar 15 yıldır aynı adamlar. Yani Tayyip Erdoğan bunların sayesinde zaten iktidarda. Düşmanına oy vermek olur mu? Ama rakibi değil yani. Şimdi şöyle bir durum var yani. Karşı taraf geldiği zaman sadece isimler değişecek. Yani bu adamın, yani adam sistem üzerinden bir değişiklikten bahsediyor. Atatürk'ün yolundan diyor yani. Şimdi bu tarafta siz, yani gerçekten tamam gitsin iktidar, bu yandan problem yok. Bunlara yani güven veriyor mu sizce? Tamam hadi versin. Vermesinden de problem yok ama yani Muharrem İnce'nin söylediği şeylerde nasıl bir, yani falso görüyorsunuz ki güvenilir biri değil diyorsunuz.
şey söylemiyor. İnandırıcı, güven verici hiçbir şey söylemiyor. Kaldı ki yanında bir ekibi bile yok. Maliye Bakanı yok, Dışişleri Bakanı, yani olacak birisi yok. Tek kişi, o Erdoğan'a tek kişi diyoruz ya, tek kişi istemiyoruz ya, Muharrem İnce'nin dışında yanında bir tane insan görebilir misiniz? Ben şahsen size katılmıyorum çünkü takip etmediğinizi düşünüyorum. Adamın açıkladığı şeyler... Adresi yok şu an. Ama kısmen açıkladığı adam... Kafamda 300 kişi var, çağıracağım. Ama tamam orası öyle ama diğer tarafta da oluşmuş bir kadro da olduğunu ben pek düşünmüyorum. Ha şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Seçim o tarafa gelirse eğer gerçekten yani ikinci tura kalırsa falan tamam problem yok. Herkes yüklense ama ilk turda oy bölme gibi ben durumdan olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. %5 oy farkla Erdoğan kazanırsa intihar mı edecek? Kendisini köprüden mi atacak? Sonuçta ihtimaller üzerinden iş yapamayız yani. Oy vereceğimiz adamlara güvenmemiz lazım. Biz bu adama baktığımız zaman söylediği şeylerde ben bir falso göremiyorum. Diğer tarafta çünkü bir kaos var ya. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Tamam hepsi birleşiyor, şey var, bu var. Gitmesi lazım. İnsanlar bu yüzden hepsi bir araya gelsin. İstiyoruz tamam buradan yana problem yok ama hani yine de düşünülmesi gerek ya. Hani bu kadar kesin bir şekilde Muharrem İnce güvenilir bir adam demek yanlış bence. Sizin adayınız Muharrem İnce. Kesinlikle. Yani bu seçimi... işin bir daha geri dönüşü yok. Yani ikinci tura kalır. Ya ikinci tura kalmazsa? Emin ol bu adam senden daha kaygılı. Hadi senin 45'e 50'ye geldin. Bu adamın önünde 60 yıl var. O da haklı kendince. Haklı ama görmek lazım yani. Her gün anketler yayınlanıyor. Muharrem İnce %5'i gören bir anketi var mı? %5'i gören var. Bir anketi var. Anketlerde gayet şu an yani iyi yani o kadar da şey değil. Hatta şu yani senaryolar üzerinden konuşuyoruz tamam. Diyorsunuz ki ilk turda bitiririz falan filan ama şöyle bir ihtimal de var. Bunun girip yani tamamen CHP'nin oylarını alacak diye bir durum yok ki. Mesela ben AK Parti muhafazakar kesimden gelen bir ailenin çocuklarıyım. Seçimi kaybedersek Muharrem İnce o vebali alacak mı? İşte bu kafayla biz zaten yani niye kaybetsin yani bu... AK Parti'den gelen bir aileden, aileyim. Ben Erzurumluyum. Tamamen AK Parti mensuplu bir aileden geliyorum. Şimdi. Benim etrafımdaki insanlar da böyle. Yani arkadaşlarım olsun özellikle genç tayfa. Hepimiz Muharrem İnce taraftarındayız. Yani AK Parti'den de oylar geliyor bu tarafa. Tamamen CHP'den gelen bir taraf yok ki. İlk seçimde Muharrem İnce'ye oy veren AK Partililer. İkinci seçimde Kılıçdaroğlu'na oy verir mi? Hepsi için konuşamam ama kesinlikle verecek olanlar var. Kaçtır sence? Yani 10 kişi varsa bence iktidarın gitmesi için hiç bakmadan basacak yine 7 kişi yine basar kesinlikle. Yani benim şuna karşı kalan o 3 kişi CHP'den adam ya CHP'den adayları çekiyor diye bir o algı yapılıyor bence yapılmaması lazım. Evet katılıyorum. Öyle yapılmıyor. Medyadan görüyorsunuz bir sürü manipülasyonlar yapılıyor. AK Parti taraftarları, AK Parti yazarları programlarda seyredin. Bütün açık oturumları seyrediyorum ben. Açık oturumlarda seyredin. Bütün affedersiniz yavşak yalakalar Muharrem İnce'yi kabartmaya çalışıyorlar ki oylar biraz bölsün. Sizce ben yurt dışında seçimde yine burada olacağım Mayıs ayında ama... Efendim? Nereliydiniz acaba? Ben buralıyım. 35 yıldır İsviçre'de yaşıyorum. Gelip gidiyorum. Kaygılarınızı ben çok iyi anlıyorum. Bakın ben size diyorum ki ben Konya'da da Erzurum'da da benim anne tarafım Konyalı, baba tarafım Erzurumlu. Ben iki şehirde de sürekli durmuş bir insan olarak konuşuyorum. Bunlar koyu AK Partili olmasına rağmen bu taraftan da Muharrem İnce'ye bir geliş var. Yani bu tamamen bir algı yapılıyor ya. Bölgelerde sence oy rengi nedir? AK Parti'ye oy verenler kararsız. Ben söyleyeyim. Mesela Konya için mesela söyleyeyim. AK Parti'nin kalesi gibi bir yer. O buradaki insanlar kesinlikle sol görüşe oy vermez. Yani bu kafa yapısındaki insan ama Muharrem İnce bunlara bir çekicilik kazandırıyor. Bunlar Muharrem İnce'ye verirse seçim ikinci tura kalma ihtimali de var. Bütün senaryoları düşünmemiz lazım o zaman. Yani burada güvenilir biri değil dediğimiz zaman yani ister istemez insanlar etkileniyor. Etkilenecek insanlar var. Bence bu kadar kesin yargıya konuşmamak lazım. Ki zaten o kadar zaman sonra Tayyip Erdoğan'ı sallayan tek adam bu yani %31'e kadar geldi. Kim ne zaman aldı ki bu oyu zaten karşısında? Muharrem İnce de masaya dahil olsa ittifaka faydası olur mu? Ben şahsen bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzde 2 aylık bir süreç var. Bence bu şekilde daha iyi olacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Zaten o tarafta iki tarafta da ittifaklaşma var. Bunun bu tarafta ayrı bir şekilde girmesi bence işe daha çok işimize gelir gibime geliyor. Yani sonuç itibariyle şurayı bir gösterebilir misiniz acaba? Yani şu şehire bakıyoruz, şu insanlara bakıyoruz. Yani ayakkabı gerçekten fiyakalı ama içindeki çorap delik yani çorabı değiştiremedikten sonra değişemiş olmayacak yani güvenmemiz lazım bizim bu adamlara yani. Tamam gitsin de yani o kadar adam da harcanmasın yani ya. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Size sorabilir miyiz? Cumhurbaşkanı adayınız. Benim sadece tek sorum var. Ben Vanlıyım. Evet şu an arkadaşın azıcık konuştuğuna göre de tabii ki güzel bir siyasetçi yapıyor. Yani her şey konuşmakla değil. Şu an burada nereye bakarsanız herkes şu an birbirini dinliyor. Yani evet herkesin görüşü açısı ayrı. Saygı da duyarız. Şu anki Selahattin Demirtaş cezaevinde olduğu için bazı kişiler
gençler kalkıp adamı suçluyor. Tabii ki dışlıyordu. Vay ki adam şöyle yapmış, vay böyle yapmış. Zaten herkes gözünde, herkes birbirini de tanıyor. Şu anki seçime kaldı 2 ay. Doğru mu? 2 ay sonra kimi diyor ki biz çorabı değiştirelim ya, bir gitsin ki. Ben size sadece bunu açıkla ne söylüyorum. Gitmez de. Ta ki o adam en son öldüğü zaman o siyasetin, AKP'nin sezonu biter yani. Kaybetse de gitmez mi diyorsun? Gitmez abi. Niye hocam? Gitmez. Demokrasi var bu ülkede. Var. Demokrasi yok abi. Yok bu ülke mu? Yok. Güvenmiyorsun. Yok, güvenmiyorum. Bu ülkede eğer demokrasi olsaydı zaten de zaten önümüzde gün her insan kalkıp da kendi düşüncelerini, fikirlerini söylerdi. Kimileri kalkıp da cezaevine atılmazdı. Yok yani. Ben bu Türkiye'de hiçbir zaman ne demokrasi ne de hiçbir şeye inanmam ben. Abi yine kazanır. Yani ben bundan eminim. Ya ben bak koyu HDP'ci olduğuma rağmen o adam yine kazanır. Çünkü bizim insanlar üç grup. Bu seçimde Kılıçdaroğlu'na mı peki? Tabii ki bizim Selahattin Demirtaş hangi tarafa bizi yönlendirirse bizim oyumuz o tarafa. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sorabilir miyiz? Cumhurbaşkanı adayınız? Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? Kılıçdaroğlu çünkü en güçlü adayımız olduğu için Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Hocam size soralım. Abi bak ben yabancıyım. Nerelisi? Ben Almanım. Gurbetçi değilim, ben %100 Almanım. %100 Alman. Ama ben şimdi sana diyersem benim seçim hakkım var. Var. Var mı? Var. Oy kullanabiliyor musun? Kullanabiliyorum. Ben Almanya'da kullanabiliyorum, burada da kullanabiliyorum. Tamam bu. Adam bizde olmayan her hakka sahip ya. Ben 1,5 sene önce buraya taşındım, benim Türkçem daha böyle iyi değil ama beni anlıyorsun. Tamam ben de seni birazcık anlıyorum. Ben şimdi sana diyersem benim seçim hakkım var. Tamam. Seçebiliyorum. Türkiye nasıl sence? Nasıl? Ekonomik olarak nasıl? Bak ben çok dürüst konuşayım. Tabii. Ben neden buraya geldim? Çünkü ben şu an benim maaşımla burada daha çok yapabiliyorum. Ben şimdi bakarsam Almanya'da o parayla ne yapabilirim veya burada o parayla ne yapabilirim? Burada daha çok yapabiliriz. Biz 6 arkadaşız. 6 kişiyle buraya geldik. Ne zaman başladık? 6, 7, 8 sene önce başladık ve daireleri satın aldık. O zaman da o daireler çok ucuzdu. Burada daire mi alıyorsun? Daire, arsa, ev, ne markette ne varsa. Evet. Ve biz onları tabii ki yurt dışına satıyoruz. Yani Türk devleti için iyi değil, onu anlıyorum. Ama aslında herkes kendisini de biraz düşünmek zorunda. Alman olarak sence, niye Türkiye devletini düşünüyorsun? Sence sen yurt dışına gidebilirsin ve senin paranla dışarıda daha çok yapabilirsin. Sen onu senin için, kız arkadaşın için, çocuklar için yapar mısın, yapmaz mısın? Sen diyorsun ki ben kendimi düşünüyorum. Benim param burada çok değerli. Sen kendini düşünürsen kimsenin için düşünecek? Benim düşüncem çok ekonomi bir düşünce. Sence genel anlamda Türkiye'nin ekonomisi o zaman kötü. Doğru mu? Daha başlamadı. Nasıl yani? Daha başlamadı. Bu daha iyi günleri. Daha başlamadı. Daha kötü olacak. Vallahi. Bence böyle olacak. Abi yemin ederim herif tüylerim diken diken etti. Ama sen beni anlıyorsun. Abi, sen kendin için düşünmezsen kimsenin aynen için düşünecek? Aynen. O yüzden öbürleri, yabancılara aslında bir suç veremezsin. Biz global bir dünyada oturuyoruz. Herkese aynı kurallar var. Herkes onu kullanabiliyor. Herkes nereye gitmek isterse oraya gidebiliyor. Biz hariç. Mesela sen diyersen sen şimdi İsveç'e gitmek istiyorsun veya Kenya diyelim gidebiliyorsun. Kimseni tutuyor? Devlet. Yurt dışı yasağım var benim. Tamam vize aldıysan. Vize de vermiyor. Vize alabilirsen. Para yok. Biz köleyiz. Tamam abi, bu benim suçum mu? Yok, seninle hiç alakası yok. Bizim en aileyimiz. Aslında tek o yüzden buraya geldik. Birkaç ülke vardı. Venezuela vardı, Güney Afrika vardı ve Türkiye vardı. Biz o üç ülkelerden seçtik. Nerede ekonomi daha kötü veya nerede daha kötü olacak. Güney Afrika çok uzak. İspanyol bilmiyorum. Tabii Türkçe de bilmedim. Geldim öğrendim. Evet abi, 1,5 sene önce sen buraya geldim. Sen bize ne yapsan hak ya? Valla. O yüzden geldim. Ama benim seçim hakkım var. Evet. Sen Türkiye'de Türk vatandaşlığı almak istersen yatırım yap. Parayı ver al. Yatırım yapabiliyorsun veya daire alıyorsun. Evet. Sana vatandaşlık veriyor. Mis gibi. Türkiye böyle. Abi ben yani bu gel diyor, seçmedim. Beni diyor, soy diyor, git diyor. Soy ne demek? Yol. Yani bunların doğrusu da yok ya. Adam küfür etmeden içimizden geçti ya. Şey yani hani para kazan git diyor. Mesela ve ben şimdi de sana diyersem Türk bankalar yabancıları davet ediyor. Mesela bizde çok bir Türk Almanya'da oturarsa siz ona gubeci mi söylüyorsunuz? Türk bankalar gubecileri davet ediyor. Mesela bizde birisi bir mağazacı, bir dönerci. Sen buraya gel, kirli paran varsa buraya gel, biz onu yıkıyoruz. Evet. Türk bankalar seni böyle davet ediyor. Ajan mısın, nesin, nasıl konuştun, içimizden geçtin sen bizim. Oy verecek misin bu arada? Kesin AK Parti'ye verecek. Hakkım var. Hakkım var ama daha kötü olsun. Ben şimdi burada oturuyorum. Ben evet. İplerimi kestim. Tamamen buraya yerleştim. Seçim hakkım var. Ve kim benim için daha iyiyse. Senin için ama. Tabii. Çok iyi abi. Ben neden komşuma düşüneyim ve neden bir başkasına düşüneyim? Mesela ben seni tanımıyorum. Evet. Ben neden senin için düşüneyim? Sen kendin için düşünemezsen ben senin için düşünmüyorum. Bir
diyor ki sen kendini düşünmüyorsan ben seni niye düşüneyim? Ya ben senin baban değilim abi. Çok özür dilerim, çok samimiyetle söyle konuşuyorsun. Adam gözümüzün içine baka baka bütün dürüstlüğüyle küfür etmeden geçti içimize. Buyur abi, devam et. Başka bir şey yok. Vallahi biraz daha devam et. Biz bayağı keyif alıyoruz. Ben işime bakacağım. Çok teşekkür ederim. Biraz daha sapla abi bize. İyi akşamlar. Eyvallah, iyi akşamlar. Kanka bilmiyorum ya, bakarız. Abi adam yemin ediyorum. Hanımlar var söyleyeyim. Adam ayakta bizi anlattı bir de bunu ya. Güzel güzel anlattı ya. Helal olsun vallahi.